Merhabalar. bilmeyen kanala hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Tertişim şimdi aylardır video atmıyoruz. Neden bugün burada böyle toplandık? Yani YouTube'a içerik üretmek zorundayız. Kanka evde boş boş oturmak zorunda mıyız? <laughs> Bu arada hiçbir şeyden haberim yok. Öyle uzun zamandır video atmadığımız <laughs> evet. için öyle muhabbet edelim dedik. Peki evet, neden ben... yüzümüz yok? Neden hiçbir Ka şey yok? Sadece ses olursa hem insanlar mobil veriden daha rahatlıkla dinleyebilirler otobüs giderken. Peki neden beni dinlesinler ya da seni? Çünkü yapacak daha iyi bir işleri yoktur diye düşünüyorum. Şöyle bir şey var. Ben de şey evet. düşünmüştüm. İnsanlara zaten görsel bir şölel sunamıyoruz en azından bari. Boş muhabbet edelim de yüzümüz gözükmesin mi diye düşünmüştün diye düşünmüştüm. Aslında, asıl Bilmiyorum. şey o da kanka bunu <laughs> söyle. <söylesemiz> lazım. Başarısız <laughs> olmadığımızı belli etmemiz lazım. Ee, i̇şte yıkıklığımı <laughs> anlatmış oldum burada. Konu yıkıklıksa. Benim hiçbir şeyden haberim yok şu an. Evet. hiçbir Ne yapacağımızdan yok. ne edeceğimizden. Kaç aydır video atmıyoruz. İşte evet. bu aşamada ben korona geçirdim ne bileyim yasaklar oldu 20 gün evden çıkmadık falan onun üzerine covid oldum işte evde yattım falan yani hala şey tat alma almadığın yerine geldi bu mi? Bu arada gelmedi yani gelmedi. uzun sürede gelmeyecek gibi o, yani, tam anlamıyla gelmiyor geldi ama de bu, bu arada 4 ay daha dayansam covid olmaz ama aşı olacaksın Aynen biliyorsun öyle. <laughs> aşı olamıyorum bu arada covid evet. geçirdiğim için öyle e... E Başlıyor kanalın mu? adı devam mı böyle? kanka kanalın adını Reddit ülke ocakları koymayı düşünüyorum. <laughs> Bence şey yapsın insanlar. Eğer kaç izlenir bilmiyorum uzun zamandır video atmadık ama buraya kadar izledilerse kanal ismi önerisi olan yorum yapabilir. Ya <laughs> Kesinlikle. Bence. Da büyük ihtimal değiştirmiş oluruz ya bu video ya yüklendiğinde. Bir daha değiştiririz. Belki daha güzel bir öneri vardır. Daha fazla mantıklı her türlü değiştirebiliriz. En çok beğeni alan yorumu seçiyoruz. Bir beğeni alıyormuş. <laughs> Onu da biz, değil mi? <laughs> Aynen güzel. biz de, bu güzel en çok beğeni alan yorumu kanal ismi yapacağız. Hadi bakayım. Neyse o zaman başlıyoruz. Evet, konuya geçelim. Sen anlat. Formatımız şu şekilde olacak. Reddit'ten aldığım benim bir hikayeyi burada ben okuyacağım, seslendireceğim ve onun üzerine o hikayeyi yorumlayacağız. Evet. Bu hikaye kendi yıkıklık anılarımızı anlatacağız. Bu hikayeyi yazan arkadaşa kendimizce öğüt demeyeyim, tavsiyeler vereceğiz. Aynı şekilde genel herkesin yaşayabileceği hikayeler seçiyoruz ki burada. Siz de bir şey izlediğiniz zaman belki kendiniz de bu noktada bir feyz alırsınız. Ya da aa bu ben, evet bu ben deyip yakınlık hissedebilirsiniz. Ve bu diğer yüzündeki tek yıkık olmadığınızı fark edersiniz diyerek başlıyorum. Yani değineceğimiz hikayeler yıkıklıklar üzerine insanların yaşadığı, kendi içinde çözemediği problemler üzerine mi olacak? Aynen öyle. Okey. Ve ben bunun evet. başkanı mıyım? Aynen öyle. Bu iyi bir şey mi? <laughs> Kanka sence? Bence değil. <laughs> i̇şte öyle. Kardeşim. <laughs> kardeşim devam et o zaman. Ee, i̇lk hikayemizle başlayalım. Hikayeyi yazan arkadaşımız e, şu şekilde başlamış. Başlığı şu şekilde koymuş. Hiç arkadaşım yok ve artık arkadaş edinmek istemiyorum. Hımm. Başlıyorum. Başlıkta ee, ben... yıkıklık var. Evet bu arada ya. Ben çok utangaç bir insanım ve üniversitenin ilk yılında iki arkadaşı edindim. Ama sonra onlar beni incittiler ve beni yapayalnız bıraktılar. Bu olaydan sonra kendimi hayal kırıklığına ve ihanete uğramış hissettim. Sonra 8 ay boyunca oda arkadaşım olan başka bir arkadaş buldum ve çok yakındık. Ancak 2020'de evlerimize geri döndük. Farklı şehirlerde yaşıyoruz ve birbirinden uzaklar. Uzaklık ve başka sebeplerden dolayı irtibatı kaybettik. Covid-19 nedeniyle yılı kaçırdı ve şimdi aynı konuları almıyoruz. Yani sınıfta kalmış, dersleri girmemiş. Hı hı. Bu yüzden dersler için birbirimizi görmüyoruz bile. Yani şimdi yalnızım, kimseyi tanımıyorum ve ekip çalışmalarında birlikte çalışacak kimsem yok. Bazen eski arkadaşlarımın hala arkadaşım olmasını diliyorum. Birlikte çalışan harika bir ekip olduk. Ama beni terk ettiler. Ve yanlış bir şey yaptıysam özür dilemek için onlarla konuşamıyorum veya beni neden terk ettiklerini bile soramıyorum. Bazen bu aptal virüsü diğer arkadaşımı benden uzaklaştırdığı için suçluyorum. Şimdi hala benim arkadaşım mı olmak istiyor yoksa benden sıkıldı mı veya diğer arkadaşları arkadaşlarından dolayı beni unuttu mu bilmiyorum. E, bu şey, e, o da arkadaşı olan insandan anladım, bahsediyor bu. Anladım. E, bu arada liseden bir arkadaşım daha var ve konuşmamıza rağmen onu çok özlüyorum ve birlikte olduğumuz lise yılların, yıllarımızı da özlüyorum. Ama artık aynı yerde değiliz ve sadece geçmişten kalan güzel anılarımız var. Gerçekten yakında üniversiteye geri dönebileceğimi, gerçek dersler alabileceğimi ve gerçek insanlar görebileceğimi umuyorum. Ama kendimi çok kötü hissediyorum. Artık arkadaş edinmeyi denemek istemiyorum bile. Kalbim çok kırık ve daha fazla kırılmasını istemiyorum. Ve benimki bozuldu. Kalbinden bahsediyor burada. <laughs> Anladım. Bilmiyorum, belki yakında düzelir ama şimdi kendimi yalnız hissediyorum ve daha fazla incinmek istemiyorum. Bu yüzden arkadaşlıktan vazgeçiyorum. Okuduğunuz için teşekkürler, duygularımı yazmam gerekiyordu. Hiç kimse mesajımı yanıtlamıyorsa da sıkıntı değil ve hatta görmüyorsa da sorun değil. Yorum yapabilir miyim? Lütfen. Hı -hı. Ee, şimdi, ben bu arkadaşın ilk yıkıklığını şöyle kavradım. Bu arkadaş zaten bu yazıyı yaz yazması bile bir yıkıklık kardeşim. Öncelikle onu söyleyeyim. Ben Tabii. E, kendimden örnek vereceğim de örnek verecek bir şey yok. Ben mesela bu tip bir problem yaşamadım hiç hayatım boyunca. kanka hani, emin, emin misin? Şimdi şöyle. E, e, bazı problemlerinden bahsetmiş yani arkadaş edinmek istemiyorum vesaire. Nasıl edineceğimi <laughs> bilmiyorum. Yani ben arkadaş nasıl edinilir bilmiyorum. Çünkü benim sosyal yaşantımda gidip bir insanla tanışmam çok basit bir şekilde gerçekleşebiliyor. Ve hiç böyle hiç e nasıl desem? Hiçbir insanla hani ben bunun arkadaşlık edinemedim falan diye düşünmedim. Ama şu an kendimde ortak bulduğum bir özellik var bu yazan kişiyle. Ben de şu an yalnız bir insanım. Yani çok bir arkadaşım yok çevremde. Peki bunun sebebi olarak ne düşünüyorsun? Sebebi mi? Büyük evet. ihtimalle Covid-19. <laughs> Peki bundan %100 emin olarak konuşabiliyor musun? Hmm. %100 Covid neyden ama? Ya mesela Covid-19 olmasaydı şu an hala o eski arkadaşlarının kaçıyla görüşüyor olurdun? Hmm. Benim e, tüm yaşantım boyunca her yıl hem kişiliğim yani kişilik olarak da böyle bir anda karakter değişimi değil ama e, bakış açılarım ve arkadaş çevrem her yıl değişir. Ama fix benim çevremde illaki ulaşabileceğim 10-15 insan oluyordu. Sosyal yaşantım olmadığı için son bir buçuk yıldır evet e, yeni insanlar tanıyamıyorum. Bu, bu yüzden e, hı hı. eski insanları da kaybettiğim için gözde görülür bir şekilde bir azalma var arkadaşlık çevremde. Mesela Covid'den öncesine gidersem e, üniversiteye hazırlanıyordum herhalde. Aynen bir kere daha hazırlanıyordum. O dönemlerde sınava çalışmaya başlamıştım evet ama buna rağmen kütüphane arkadaşları bulabiliyordum birlikte gidebileceğim. Veya konser ayarlayıp mesela bir hafta sonu konsere gidebiliyordum. Ama şu an mesela insanlara ulaşamayacağım için ve hiçbir şekilde sosyalleşemeyeceğim için çok az insan kaldı eski arkadaşlarımla görüşebileceğim. Öyle. Başka sorun? Şimdi e, bence şimdi şunu şu noktada değerlendirmek gerekiyor. Mesela bu arkadaş insanlarla tanışmakta problem yaşıyor. Evet. Ama senden bu arkadaşın tek farkı şu. Arkadaş sayısı az sadece. Hı -hı, doğru. Onun dışında tüm olaylar aslında aynı. Evet. Hayır. Yani... Bir fark daha var. Onun en büyük yıkıklığı bir mesaj beklemek için yazdığı o kadar belli ki Reddit'e. Bunu. Ha, evet, yani evet. Ben öyle bir yıkıklık yapmadım. <gülüyor> 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 bu da fark. Kardeşim. Ama o ya, çocuk. O kadar artık yalnızlık hissetmiş gibi arkadaş. Hani biraz şey gibi kanka bu ya. Çok nasıl desem e, duygusal bir insan çünkü beni incittiler diyor. Mesela ne olay yaşandı da o arkadaşları bunu dışladı. Ne incitmiş olabilir ki? Belki de beklediğini ya da aradığını bulamamıştır. Belki onun için arkadaşlık kavramı daha farklıdır. Ve insanlarda bunu görememiştir. O yüzden belki beklediğini bulamadığı için incinmiş olabilir. Ya Peki mesela, mesela her insanın evet. beklentileri farklıdır. Diyelim seninle ben arkadaşız. Benim senden beklentim Mesela ne olabilir? Benim senden beklentim beni haftada bir gün arayıp haft iki haftada bir de benimle görüşme talebinde bulunmam mesela diyelim. Hı? Öyle Aynen. bir örnek geldi aklıma. Sen benim bu beklentimi karşılamazsan büyük ihtimalle içten içe ben kırılmış olacağım. O yüzden belki de insanlara kırgınlığı bu yüzden olabilir. Hı. Ya da belki baktılar ve bu adam çok yıkık lan biz niye bununla takılıyoruz deyip Tabii. de ilişki olabilir. Bu ben. da bu da bir sebep olabilir. Ee, arkadaş arkadaşın İngilizcesi çok kötü. Çünkü hmm. sürekli v v v falan filan yazmış bunu Nereli bu arkadaş? Onu bilmiyoruz. Hmm. Onu bilmiyoruz. İngilizcesi kötüymüş. Amerika değildir. Ya hangi şey de olabilir ya. Orada işte biz Türkiye'de yaşıyoruz da hepimizin Türkçesi çok iyi? Yani doğru. D da ayrımını bile hala yanlış yazan insanlar var. Kesinlikle kesinlikle. Ya, ben bu hikayeyi kendimce bir yorumlamam gerekirse mesela ben de arada bir arkadaş edinme konusunda çok problem yaşayabilen bir insanım. Hı hı. Yani mesela insanlara direkt yaklaşamıyorum ama mesela bana yaklaşan birisi olduğu zaman ben ona çok kolay yaklaşabiliyorum. Ya mesela senle de ilk biz öyle olduk ya sen bana işte sigara uzattın aldık ve tüm arkadaşlığımız onun üzerine gitti ya. E, i̇şte benim de biri bana yaklaş, yaklaşmasına gerek duymadan yaklaşabilme gibi bir özelliğim var. Herhalde en büyük etken bu arkadaş edinme olayında ya. Ama bir de kanka şimdi şöyle de bir şey var. Mesela sen artık insanlara yaklaşa yaklaşa nasıl yaklaşabileceğini çözmüşsün ya. Veya ilk tanıştığın zaman nasıl davranman gerektiğinde. Evet. Ya bazen evet. birisiyle arkadaş oluyorsun ve adam bir anda çok gevşek olduğuna ya da çok katı olduğuna kanaat getiriyor. Ve aslında çok güzel bir arkadaşlık ilişkisi sürebilecekken şey olmuyor. Yani olmuyor yani. Doğru. Yani kaç milyar nüfusumuz var dünyada? Türkiye'de, Suriyel, Türkiye'de. Dünyada. Türkiye'de Suriyeliler sayıyor muyuz? Hayır. <gülüyor> 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 Türkiye'de de şimdi 25 ile 18 yaş arasını düşünsek. 25 ile 18 yaş arası. 4 milyon insan olsa. 4,5 milyon vardır. Ya daha fazla vardır da tanışabilecek Aha. 4 milyon insanımız var. Ya da bulunduğun ilde, senin yaş aralığında minimum evet. 3000 adam olsa tamam mı hatta ilçe? Evet. Bunlardan illa ki birkaç tanesiyle tanışırsın. Kanka mesela orada da şey oluyor Nerede tanışacaksın? Hmm. Ya mesela ben şimdi COVID döneminden dolayı evdeyim. Hem kız arkadaş edinme konusunda hem normal başka arkadaşlar edinme konusunda şeyim yani. Lan nereye gidip nerede yine arkadaş edineceğim? Ee, bu konuda benim şöyle bir ee, rahat yönüm var. Ben online oyunlar oynuyorum bu dönemlerde. Son bir yıldır. <laughs> Ve oradan bayağı insanla tanıştım. Arkadaş oldum. Evet yüz yüze görüşmedim ama en azından bir insanla fikir alışverişinde ya da e, ya yani bu arkadaşlık sadece yüz yüze buluşmak ne bileyim kafede gidip ya da barda gidip birer bira içip ya da kahve içip takılmak değil. İnsanlarla muhabbet edebiliyorsun. En evet azından. yani. Bir noktada zaten tüm aradığımız o muhabbet. Aynen öyle. O yüzden hani ben bu online dönemde çok fazla arkadaş edindim zaten ama bunların hiçbir hani yüz yüze taşınmadığı için belirli bir samimiyette kaldı sadece. Hani biriyle yüz yüze olduğun gibi olamıyorsun. Çünkü tam olarak e, onun kişilik özelliklerini kavrayamıyorsun, yüz yüze göremediğin için. En azından evet. ama arkadaş edinebildim bu dönemde. Online de olsa. Yani yüz yüze olduğu zaman şey yapıyorum ben. <laughs> yani dışarıya çıkmak zorundayız herhalde insanız çünkü. E bir gün yani biriyle nasıl tanışabilirsin? Okuldan tanışabilirsin mesela çok basit. Evet. Okula gitmiyorsan bir yerde çalışıyorsan çalıştığın yerde tanışırsın. Ee, ya da bir gün yemek yemeye gidersin mesela bir restoranda biriyle tanışırsın. Tanışta bir sürü yer var insanlarla. Ama şimdi kan şöyle restoranda nasıl tanışacaksın? Adam orada oturmuş tek başına yiyor. Sen de tek başına yiyorsun. Ne yapacaksın? Şey, ee, yanarlı dönerli meyve tabağı göndereceksin. <laughs> Alması yeni bir taktik. Yanarlı <laughs> dönerli güzel. Aynen öyle. Şimdi ben sana şey soracaktım kanka mesela. Şimdi sen Covid'den dolayı eski arkadaşlarını görüşemiyorsun ya. Tamamla ilişkin koptu hepsiyle. Tamamıyla değil ama birçoğuyla tamamen mesela, koptu evet. Sen onları bu noktada gerçek arkadaştan sayıyor musun? Ya da arkadaşın ne kısmında sayıyorsun onu? Ya ben ben en başta şey dedim ya. Benim... E, yapım sürekli değişiyor. Değiştiği hı hı. için... Benim zaten arkadaş çevrem sürekli bir değişim halinde. Ve o kadar geniş bir kitleye sahipim ki. Mesela bir... Normal bir birey. Hani ortalama bir birey. Kendi kafasındaki bireylerle arkadaşlık kurabiliyor ya. Atıyorum mesela. Bir birey diyelim ki bilgisayar oyunları seviyor. Arkadaş çevresi bunu... Bunun etrafında döner genelde. Hani bilgisayardan, bilgisayar oyunlarından hoşlanan, benim bir tık daha geniş, benim keko arkadaşım da oldu. Ne bileyim, çok farklı kültürlere sahip arkadaşlarım da oldu. Hepsiyle de çok kolay anlaşabildim. Kafalarımız uyuşmadığı zaman da bile. Ama benim sürekli yapım değiştiği için arkadaşlarım da sürekli değişiyor. Bu yüzden benim için gerçek arkadaşlık değil aslında. Biraz şerefsizce bir şey olabilir ama Kısa süreli arkadaşlıklarım oluyor. Uzun süreli bir dostum Saysam belki 5 tane falandır. İşte kanka orada da zaten... Senin de mesela yıkıklığı, yıkıklığının başladığı nokta bu değil mi? Yani herkesle arkadaşsın. Okey. Ama kimseyle gerçekten yakındayız. Yani bu evet. Bu gerçekten kötü bir şey. O yüzden... Gönül orospusu olmayı bırakmak ister misin? <laughs> ya... Bilmiyorum artık öyle de değilim aslında bilmiyorum yani iki yıldır kendimi tanıyamıyorum tamam mı? Eskiden mesela sosyalleşirken kendimin farkındaydım. Ne yapabileceğimi biliyordum ama şu an dışarıya çıktığım zaman ee, ne bileyim bir mekana gittiğim zaman insanlarla kurduğum iletişimin nasıl olabileceğini farkında değilim şu an. O yüzden belki de değişmişimdir. Ya kanka mesela orada da hep şey olayı vardır ya. Mesela ben Arkadaş e, arkadaşlarım var çok şükür. Hı hı. Ama mesela ben onlarla nasıl arkadaş oldum diye kendime sorduğum zaman üniversiteden olabilir bu mahalleden olabilir liseden olabilir bir şey söyleyemiyorum anladım yani bir şeyler oluyor ve arkadaş oluyorsun yani hı hı. birisiyle arkadaş olmak için belli bir formül yok ya da ne bileyim ben üniversiteye gittiğim zaman mesela benim şu an üniversiteden çok arkadaşım var Ancak onlarla nasıl arkadaş oldun diye sorarsan bir yerde bir şekilde denk geliyorsun. Bir muhabbet açılıyor ve arkadaş oluyorsun. Genelde zaten her şey tesadüf eseri değil midir? Evet ama mesela burada işte bu tesadüfe sahip olamayan insanlar bu arkadaşımız gibi. Ne yapacaklar anladın mı? Ya mesela şimdi Covid bitti ve ben Covid olduğundan dolayı dışarı çıkamıyorum. Üniversiteye gidemiyorum. Ee, ve yeni arkadaş edinemiyorum. Aynı şekilde mesela şey düşün, Üniversite bittikten sonra ben iş yeri dışında yani bir yerde çalışmaya başladıktan sonra başka nerelerden arkadaş edinebilirim mesela nasıl arkadaş edinebilirim bu soru hep mesela benim, benim kafamda duruyor ya mesela ben kendimi az önce anlattım ya oyun falan aslında evet. bu arkadaş belki de kendine bir hobi edinmelidir Hı. mesela ben bir hobi edindim şu an çok sık bir şekilde online oyunlar oynadığım için buradan arkadaşlar edinebiliyorum ama işte burada bu arkadaş bir anlamda utangaç ya mesela bir hmm. birisiyle bir El Valorant giriyor sohbet muhabbet çok güzel ama çocuk çıkıp ya ekleşelim mi kardeşim diyemiyor. O zaman çocuk kendini hiç geliştirememiştir ne bileyim muhabbeti sarmamıştır. Ya kanka bana da bir noktada öyle geliyor ya muhabbeti sanırsam ama o noktada bir arkadaşı da var ve bilmiyorum kanka, belki büyük ihtimal çok silik bir tip ya hani birisine silik çok hoşuma gitmiyor benim ama ya bir şey vardır ya kanka dışarı çıktığı zaman bakarsın ve bir insan etrafında bir ton insan toplayabilir. Birisi hiç kim hiçbir şey toplayamıyor hmm. falan. Çarkı dışı olmuyor. Yani bu biraz da doğuştan gelen bir şey ve değiştirmesi çok zor bir durum. ve yani, Sebebi ne? bilmiyorum. Mesela. Sebebi aslında e, ailesiyle kaynaklı olabilir. Mesela şey olabiliyor bazen. Çok üzerine düşülen bir bireyse çocuk yaşta. Genelde hmm. bu bireyler e, dışarıda e, ailelerinden aldıkları ilgiyi bulamadıkları için yalnız kalıyorlar. Çünkü insanlar onlarla hani aileleri gibi ilgilenmiyor. Çünkü çocukken aileleri bu kadar hani nasıl desem üzerine düşmüş ve bir gün okula gittiği zaman kimse onu umursamıyor. Ailesi gibi, annesi gibi, babası gibi. Ve bu durumda insanlarla nasıl iletişim kurabileceğini bilemiyor ve yalnız kalıyor. Bence çocukluktan gelen bir durum şey de olabilir kanka ya ne bileyim hani bir çocukluktan sırf ailesi yani aynen bir özgüvensizlik durumu da var yani mesela hem romantik ilişkilerde hem normal ikili ilişkilerde şey olayı da çok var kendinden tereddüt ettiğin zaman karşı taraf bir köpek balığı edasıyla bunu fark ediyor aynen. ve seni kendi kafasında yine yani yıkık birisi olarak nitelendiriyor ve sana ona göre davranıyor yani seni sürekli yanında takılabileceği eğlenebileceği bir arkadaş olarak değil de etrafta dolaşan birisi olarak etiketlemeye başlıyor ya O yüzden hep şey de önemli yani acaba yanımdaki kişi karşımdaki kişi benle konuşurken sıkılıyor mu sorusunu sormamak lazım. Ya ben o durumları hiç düşünmüyorum çünkü benim genelde bak sosyal ortamlarda en çok konuşan insan olduğum için hı hı. umursamıyorum konuşmaktan düşünemiyorum bazen. O yüzden bilmiyorum <laughs> muhabbetim sarıyor mu sarmıyor mu ama pek de umurumda değil açıkçası sevmiyorlarsa ben... buluşmazlar. O kadar basit. Ama mesela işte orada şey olayı var. Hiç kimse sevmedi ve tamamen yalnızsın. Ne bok yiyeceksin. Ya hmm. yani, öyle düşünelim. Anladın duru, Mesela... Bu duruma göre belki bir şeyler bulabilirim. Kendim nasıl desem. Kendimi tatmin edebilecek bir şeyler bulurum herhalde ya. ya i̇lla bir insan olmasına gerek yok etrafımda. Şey de var mesela. Hiç muhabbeti sarmayan bir insansan ya bir noktada bir şeyler okuyup e, üzerlerini düşündüğün zaman konuş mesela ikili ilişkiler diyalogları üzerine düşünmek düşündüğün zaman bununla alakalı gerçekten kişisel gelişim kitapları okuduğun zaman her kişisel gelişim kitabı değil güzel yazılmış olanları var. Onları okuyup onlar üzerine düşündüğün zaman bir yerden sonra zaten muhabbeti sarmaya başlıyor. Çünkü değişiyorsun yani o kendi kendinde konuşurken zaten başta bir değişiyorsun. Yani zaten bu durumda e en çok yapabileceğin şey kitap okumak ya. Ya da bilgi edinmek. Ne Evet bilgi ya. ama boş beleş yerlerden de değil yani. O önemli. Bazen boş bilgi bile işe yarayabiliyor. Mesela bir ortamda çok sönük bir ortam tamam mı? Bir anda boş evet. bir bilgi atıyorum ortaya ve insanlar bu ne diyor lan falan oluyor. Ve ilgi odağı olabiliyorsun o an. Evet. Ya bu kısa süreli oluyor işte. Onu elinde onu kullandıktan sonra elinde tutabilirsen o odağı. O zaman işte insanlar hani sen dedin ya bir kişi vardır etrafını çok insan toplar. <laughs> bir kişi vardır silik durur ya. Orada o silik durumda kalmıyorsun işte. Çünkü bir kere o odağı çektin bunu kullanman gerekecek. Yani ben, o evet. bo, boktan bilgiler bile bazen işe yarıyor o yüzden. Evet ya o ilgiyi kullanmak da biraz işte asıl işin çetrefilli tarafı da orada başlıyor zaten hani. O odağı kaybettirmemek. Bence bu adam mı yıkıktır? Ben mi yıkığımdır? Kanka şöyle yıkıklığın çeşitleri var. Çok var. Çok var ve hani şöyle bir şey var. Senin bu adamdan daha zıkkık olduğun bir noktada doğru ama yıkıklar kulübe başkanısın. Yıkıklar kulübünün başkanı olmak da başlı başına büyük bir yıkıklıktır ya. Mesela bu adamı yıkıklar kulübü başkanı yapmazsın çünkü çok yıkık. Aynen. Anladın mı? Vasfı yok değil mi? Benim en azından bir vasfım var. Yıkık. Ya yani mı? Yıkıklığımı... Yıkık şeysin yani. Kalsın. Kralım, değil mi? Yıkıkların kralıyım. Aynen öyle kardeşim. Ya o zaman sen alfaların kralı olamazsın. Çok zor. Çünkü çok büyük alfalar var. Ama yıkıkların alfası olabilirsin. Yıkıkların kralı olabilirsin. Yani senden daha az şey, senden daha çok yıkıkların önündesin çünkü evet arada şu an bir küçük bir kesiklik oldu. İnternet bağlantılarından sıkıntı yaşandı. Ve <laughs> en son ne konuştuğumuzu kardeşim unuttuk. Kardeşim niye yalan söylüyorsun sıçmaya gittim desene insanlar. Hayır kardeşim ben sıçmıyorum. İçimde tutuyorum. Sonra psikoloğa gidiyorum ve psikolog bana diyor ki içine neler saklamışsın böyle falan. <laughs> Meğer ne kadar çok şaşırtılırmışsın hayatına. Evet bu arkadaşa ne önerirsin kanka ve bu arkadaş gibi olanlara? Bu arkadaş gibi olanlara yani ben gibi olanlara mı falan? Ee, <laughs> ne önerebilirim bilmem ki. Yani belki hobi edinirse bir noktada Kanka. bir noktada ortak hobisi olan insanlarla inanılmaz derecede kesişebileceğini düşünüyorum ben. Örneğin tiyatroya mesela git tiyatroya gitse diyelim tiyatroda ne bileyim perde aralarında yanındaki biriyle belki muhabbet edebilecek bir gün. Evet. Ee, ne bileyim kitap okusa ya da kelime dağarcığını geliştirir ve insanlarla daha düzgün konuşabilir falan belki. Şey yapabilir mesela bu çok işe yarayan bir şey. Giyim kuşam çok inatçı yani çünkü gerçekten iyi giyinen birisiyle İçinlik. insanlar daha çok konuşmaya meyilli. Aynen öyle dış görünüş çok etkiliyor. O yüzden anladım. mesela ben şey kamerayı kapatıyorum <gülüyor> 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 belki görmeyince daha ciddi alırsınız. <laughs> bu video sadece evet. kaç izlenecek? 100 izlenirse bu iyi. Ama iyi. Bu arada 100 izlenirse ve buraya kadar izleyen olursa. Bana buradan selam yollayabilir mi yorumlar? Ben buraya kadar izledim ve e, Mert sana selam olsun diyebilir mi? Hangi Mert? <laughs> hmm, hangi Mert? yıkıklar başkanı <laughs> Mert Koçak. Evet bu kadar. Var mı eklemek istediğin son bir şey? E, benim eklediğim son bir şey yok ama düzenli video atmaya çalışacağız arkadaşlar. Çok söz veremiyorum ama düzenli bir şeyler yapmayı düşünüyoruz. İzlense de izlenmese de biz buradayız. Umurumda da değil açıkçası. Denip izlenilmemesi. benim umurumda arkadaşlar bu videoyu bin izlenmeyi çıkaracağız. Evet falan yaptım. <laughs> İzlediğiniz için pardon daha doğrusu dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Ben çok çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz de beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bunu söyle bunu söylememiz gerekiyor mu? Yok kanka. Beğenmediyseniz kışın... ama beğenmediyseniz cidden dislike atabilirsiniz. Bunu ciddiye alırım. Ya da yorum atıp böyle küfür edebilirsiniz. Sadece ailevi değerlerimi küfür etmeseniz sevinirim. Ee, bu kadardı. Kanal kanal ismi tavsiyelerinizde yorumları bekliyorum. En çok like alan yorumu kanal ismi yapacağım. Söz. O zaman okey. Kapat. Dağılın. Hadi dağılın. Dağılın lan. Buraya kadar izlemez ki insanlar. Dağılın lan. 3 kişi... <laughs> Son iki kişi bak biliyorum. Evet. Dağılın. Son. Dağıl lan. <laughs> git lan kişi. buradan. Son kişi git buradan. Buraya kadar zaten bir kişi izler. Git buradan. Hadi kapattım. Bye.